Sevgili örgü severler, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda balığın ikinci bölümünü yapıyoruz. Arka kuyruk, bir tane ben göstermelik yaptım. Yan kanatlar, kanat, üst kanat, yani birer tane yaptım. Şimdi hazırsak başlayalım. İlk sıramızda her zaman olduğu gibi sıklaştırdığından hariç iki tane zincir çekiyoruz. Son zincir değil, onun yanındakine 6 tane sık iğne örüyorum. Altı tane sık iğne ördüm. İlmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. İlmek kaydırma şöyle oluyor. İkinci sırada her bir sık iğneyi çift çift batarak 12 tane sık iğne elde ediyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 yapıyoruz. Arka kuyruğu yapıyoruz yani. Üçüncü sırada bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Bu işlemi sıramızın sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıramızın sonunda 18 tane sık iğnemiz olacak. Dördüncü sıradayız. Dördüncü sırada iki sık iğne örüyoruz. Bir arttırıyoruz. İki sık iğne örüyorum. Bir arttırıyorum. Bu işlemi sıramızın sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıramızın sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak. Yani iki sık iğne bir artır, iki sık iğne bir artır. Beşinci sıraya geçtik. Beşinci sırada 3 sık iğne bir artır, 3 sık iğne bir artır. Bu işlemi sıramızın sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıramızın sonunda 30 tane sık iğnemiz olacak. Altıncı sıraya geçtim. Altıncı sırada 4 sık iğne örüyorum. Bir arttırıyorum. 4 sık iğne örüyorum. Bir arttırıyorum. Bu işlemi sıramızın sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıramızın sonunda 36 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi 7. sıraya geçtik. 7, 8, 9, 3 sıra toplam artırma eksiltme yapmadan 36 tane sık iğnemizi örüyoruz. Evet, 3 sıra 36 tane sık iğnemizi örelim. 10. sıraya geçtik. 10. sırada 2, 3, 4 tane sık iğne örüyorum. 1 eksiltiyorum. 4 sık iğne örüyorum. 1 eksiltiyorum. Bu işlemi sıramızın sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıramızın sonunda 30 tane sık iğnemiz kalacak. On birinci sıraya geçtim. 11. sırada 3 tane sık iğne örüyorum. 1 eksiltiyorum.
3 tane sık iğne örüyorum. Bir eksiltiyorum. Sıramızın sonunda bu işlemi sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıramızın sonunda 24 tane sık iğnemiz kalacak. Şimdi 12. sıraya geçtim. 12, 13, 14 toplam 3 sıra arttırma, eksiltme yapmadan 24 tane sık iğnemizi 3 sıra örüyoruz. Evet, 3 sıramızı örelim. Şimdi 15. sıraya geçtim. 15. sırada 2 tane sık iğne örüyorum. Bir eksiltiyorum. 2 tane sık iğne örüyorum. Bir eksiltiyorum. 2 tane sık iğne örüyorum. Bir eksiltiyorum. Bu işlemi sıramızın sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıramızın sonunda 18 tane sık iğnemiz kalacak. 16. sıramızda artırma, eksiltme yapmadan bir sıra 18 tane sık iğnemizi örüyoruz. Evet, 18 tane sık iğnemizi bir sıra örelim. Şimdi 17. sıraya geçtim. 17. sırada bir sık iğne örüyorum. Bir eksiltiyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir eksiltiyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir eksiltiyorum. Bu işlemi sıramızın sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıramızın sonunda 12 tane sık iğnemiz kalacak. Şimdi 18, 19, 20, 3 sıra 20. sıralarımız, yani 3 sıra arttırma, eksiltme yapmadan 12 tane sık iğnemizi örüyoruz. Evet, 3 sıra 12 tane sık iğnemizi örelim. Arka kuyruklar da bitti. Şu şekilde şöyle dikeceğiz. Hafif yana doğru bakacak, hafif yönü. Ya da tam ortalayıp şöyle şu şekilde de dikebilirsiniz. Çevirince şöyle. Şimdi geldik yan kanata. Sıklaştırdığından hariç 2 tane zincir çekiyorum. Son zincirin yanındakine 6 tane sık iğne örüyorum. İlmek kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Şimdi her bir sık iğneye çift çift batarak sayımızı 12'ye çıkarıyoruz. 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 ve 12 çıkarttık. Şimdi yerimizi de belli edelim. 3. sıramızda 1 tek, 1 çift, 1 tek, 1 çift, 1 tek,
Diğer çift. Bu işlemi sıramızın sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıramızın sonunda 18 tane sık iğnemiz olacak. Dördüncü sıraya geçtim. Dördüncü sırada 2 tek, 1 çift batıyoruz. 2 tek, 1 çift batıyorum. 2 tek, 1 çift batıyorum. Bu işlemi sıramızın sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıramızın sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak. 5. sıraya geçtim. 5. sırada 3 tek, 1 çift örüyoruz. 3 tek, 1 çift örüyoruz. Bu işlemi sıramızın sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıramızın sonunda 30 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi 6. sıraya geçtik. 6, 7 ve 8. sıraları artırma, eksiltme yapmadan 30 tane sık iğnemizi 3 sıra örüyoruz. 9. sıraya geçtim. 9. sırada 3 tane sık iğne örüyorum. 1 eksiltiyorum. 3 tane sık iğne örüyorum. 1 eksiltiyorum. Bu işlemi sıramızın sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıramızın sonunda 24 tane sık iğnemiz kalacak. Şimdi 10. sıraya geçtim. 10. sırada 24 tane sık iğnemizi artırma, eksiltme yapmadan 1 sıra örüyoruz ve kanatımız bitti. Bitecek sıranın sonunda. Dikmek için de uzun bir ip kesiyorum. Şu şekilde tam beyazın ortasına gelecek şekilde şöyle. Zaten 1 2 3 tane beyazımız var. Tam ortadakine dikeceğiz. Şöyle. Zaten bakınca şöyle gözümüzün hizasından bu şekilde belli oluyor. Ayarlayıp dikeriz şöyle. Dikimini göstermeyeceğim zaten. Sadece nasıl dikildiğini gösteriyorum. Şu şekilde. Evet, yan kanatlar da bitti. Yani yüzgeçler. Şimdi geldik üstlere, üstteki kanatlara, üstteki yüzgeçlere yani. Şöyle bunu da tam ortaya şöyle bu siyahı bir sıra geçecek şekilde dikeceğiz şöyle. Bir sıra üstüne dikeceğiz. Tam ortalayıp. Şimdi gelelim üst kanata ve videomuz bitecek birazdan. Şimdi sıklaştırdığımdan hariç 2 tane sık iğne zincir çekiyorum. Zincirin içine 6 tane sık iğne batıyorum. İlmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Şimdi her bir sık iğneye çift çift batarak altı, yedi, sekiz, dokuz, on
11 ve 12 tane ördük. Şimdi 3. sıradayım. 3. sırada bir tek bir çift örüyorum. Bir tek bir çift örüyorum. Bu işlemi sıramızın sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıramızın sonunda 18 tane sık iğnemiz olacak. 4. sıraya geçtim. 4. sırada 2 tek bir çift örüyorum. 2 tek bir çift örüyorum. Bu işlemi sıramızın sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıramızın sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak. 5. sıradayız. 5. sırada her bir sık iğneye tek tek batarak bir sıra 24 tane sık iğnemizi örüyoruz. Bu arada hanımlar, videomu beğenirseniz beğeni yapmayı unutmayın. Bir de abone olursanız çok sevinirim. Sizden ricamdır. Çünkü ben de işlerimi falan bırakıyorum. Sizler için bir şeyler öreyim diye bazı işlerimi bırakıyorum yani. O yüzden bir emeği, bir beğeniyi çok görmezsiniz inşallah. Abone olursanız da çok sevinirim. Şimdi 6. sıraya geçtim. 6. sırada 2 sık iğne örüyorum. 1 eksiltiyorum. 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 Sıramızın sonunda 18 tane sık iğnemiz kalacak. Evet, kanatımız da bitti. Dikmek için de ip bırakıyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi dediğim gibi şu siyahtan bir sıra tam ortaladıktan sonra bir sıra üste dikiyoruz. İkinci kanatımızı da bir sıra üste dikiyoruz şu şekilde. Ortalayıp. Yan kanatları da söylemiştim. 1, 2, 3 tane beyazımız vardı. Tam ortadakini baz alarak dengeleyip dikeceğiz. Kuyruklar da zaten belli. Şöyle yan yana getirip hafif eğilecek, hafif eğimli dikiyoruz hafiften. Evet, bu arada Meryemce alt tire oyuncaklara çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Beni kırmadı. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.